Avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, Antalya Barosu'na kayıtlı. Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi'nde çalışan, aynı zamanda İnsan Hakları Derneği'nde çalışan, derneğimizde üyesi olan bir avukat. 2023 Kasım ayında hak ihlalleri kapsamında Ceza İnfaz Kurumu'nda mahpuslarla görüşmesi sırasında bir mahpusun gelmesini beklerken bir gardiyanın kendisine bir evrak göstererek teşekkür ederim deyip geçmesi sonucu hakkında bir soruşturma olduğunu izlenime veriliyor. Kendisine isnat edilen bir suçlama olduğunu fark etmesi üzerine cezaevi idaresiyle görüşmek üzere cezaevi idaresinin üst katına, hapishanenin üst katına çıkıyor. Görüşmede kendisiyle ilgili bir şey olmadığını söylüyorlar ve görüşmek istediği mahpuslar uzun süre getirilmiyor, bekletiliyor. Buradan doğru bir soruşturma var. Aslında şu an hali hazırda soruşturma devam ettiği için soruşturmanın geneline dair bir açıklama yapmak çok doğru bir şey değil. Ama şunu biliyoruz en azından. Meslektaşımızla ilgili Kasım ayından tutuklandığı, gözaltına alındığı Şubat ayına kadar bir projeli gizli bir soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda hakkında 3 aylık izleme, teknik takip ve iletişimin tespiti kararları alınıyor, maruz kalıyor. Ve sonrasında Şubat ayında gözaltına alınıyor. Yani soruşturma sonrası, gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadesinde de sulh ceza hakimliği sorgusunda da Ronahi'ye isnat edilen suçlara ilişkin birçok hak ihlali raporu düzenleyip sunduğunu, bunun kamuoyuyla paylaşıldığını, kendisinin mahpuslar üzerindeki baskıların, hak ihlallerinin tespiti noktasında çalıştığına dair birçok done sunuldu. Nihayetinde Şubat ayında tutuklandı ve tutuklanmasının akabininde dosyada gizlilik olmasına rağmen kendisi ve ailesi hedef gösterilerek, lekelenmeme hakkı, masumiyet karnesi ihlal edilerek yandaş basında ve birçok sosyal medya hesabında bir avukat hedef gösterilmeye başlandı. Yani dosyada olmayan, manipüle edilen bilgilerle hedef gösterildi. Ailesi bu haberler sebebiyle iş hayatlarında oldukça zarar gördüler, kardeşleri işsiz kaldı. Bu dosyada olan bilgiler kapsamında değil, manipüle edilen bilgilerdi. Biz bu noktada erişimin engellenmesi talebinde de bulunduk. Ancak haberin ilk çıkış kaynağı olan Sabah gazetesi söz konusu olduğunda mahkemeler bir kişi lekelenmeme ve masumiyet karinesine rağmen tırnak içinde basın özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Bu taleplerimiz reddedildi. Suç duyurusunda bulunduk. Ancak bu noktada da yine suç duyurusuna kovuşturma yeri olmadığına dair kararlar verildi. Soruşturma devam ederken aylık olarak tutuk incelemeleri noktasında sulh ceza hakimliği Ronahi hakkında tutukluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine yaptığımız itirazla birlikte Antalya Asliye Ceza Mahkemesi Ronahi'nin tahliyesine karar verdi. Ve bu karar itiraz üzerine verilen bir karar olduğu için kesin bir karardı. Ronahi'nin İzmir Kadın Kapalı Cezaevinden tahliyesi gerçekleşti. Ailesiyle birlikte yaşadığı eve gittikten yani birkaç saat sonra eve gelen polis memurları Ronahi hakkında işte bir yakalama kararı olduğunu söylediler. Şimdi bu karar kesin olduğu için bir itiraz usulü söz konusu olmadığı için bunun içeriği ilk aşamada anlaşılamadı. Yoğun meslektaşların yoğun şekilde kararın ne olduğunu öğrenmeleri, kararların alınması noktasında Manavgat Terörle Mücadele Müdürlüğü oldukça zorluk çıkardı ve hiçbir evrak alınamadı. Aslında hukuki değil, korsan bir kararla tutuklama kararı verildi tekrar ve Antalyalı tipi hapishanesine götürüldü. İşleyen süreç, bir avukata işletilen süreç bu şekildeyken kesin karara rağmen yeniden bir tutuklama kararı çıkartılması durumunda vatandaşların, yani bir avukata bu işletiliyorsa vatandaşların hukuki güvencesinden yararlanmasını beklemek oldukça zayıf bir olasılık açıkçası. İlk tutuklandığında da Antalya'lı tip hapishanesine götürüldüğünde, Şubat ayında tutuklandığında bir çıplak arama dayatması durumu söz konusu olmuştu. Bunun hukuka aykırı olduğunu belirtmesi üzerine gerçekleştirilememişti. Temmuz ayında tutuklandığında Antalya çok sıcak bir şehir. Tek başına tutuluyor.
24 saat içme suyu bile temin edilmemiş ve şu an halihazırda tek başına tutuluyor. Hiç kimseyle bir teması söz konusu değil. Sevk talebi olmasına rağmen de halihazırda bu talep karşılanmadı. Özellikle son dönemlerde iktidar politikası olarak hapishanede mahpuslara ve hapishanelerde özel bir politikanın işletildiğini görüyoruz. Görülmediği kadar hapishanelerde mahpusların tecrit edilmesi, hak ihlalleri, idare gözlem kurulu kararlarıyla hukuki olmayan keyfi kararlarla mahpusların infazlarının yakılması, daha fazla cezaevinde tutulması noktasında kararlarını görüyoruz. Bu noktada bu alanda çalışan, hapishanedeki hak ihlalleri noktasında çalışan avukatların üzerinde genel itibariyle sürekli bir yargılanma, soruşturmaya tabi tutulma tehdidi söz konusu. Çünkü buradaki, yani hapishanelerdeki mahpusların hakları noktasında avukatlarından başka, bu noktada çalışan, bu noktada duyarlı olan avukatlar dışında bir garanti söz konusu değil. Ancak bu avukatların başvuruları ve çalışmaları doğrultusunda mahpusların hak ihlallerine dönük başvuruların yapılması söz konusu olacaktır. Ama avukatların mesleki faaliyetleri, yaptığı görüşmeler, mahpuslarla yaptığı görüşmeler genel itibariyle iktidarın politikası doğrultusunda hep kriminalize edilmek istendi ve bir soruşturma yargılama tehdidiyle karşı karşıya bırakıldı. Bunun dışında da mesleği yaparken de çeşitli sebeplerle kumpas dosyalarla avukatlar genel itibariyle hep bir yargılama tehdidi altında. Bu her ne kadar iktidarın politikası olsa da bizler insan hakları alanında, mahpusların hakları noktasında çalışmaya devam edeceğiz. Yargı tehdidi, soruşturma tehdidi bu noktada avukatların geri adım atmasına sebep olmayacak. Bu noktada da baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin üzerine de çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Avukatlık mesleğini yaparken bir avukatın hiçbir endişe, hiçbir baskıya maruz kalmadan mesleğini gerçekleştirebilmesi gerekiyor. Bunun için de baroların ve Barolar Birliği'nin gerekli müdahaleliklerde bulunması gerekiyor. Özellikle bugün bu ihlale uğrayan Ronahi'nin dosyasında baroların ve Barolar Birliği'nin duyarlılığının ve müdahaleliğinin bulunması gerekiyor. Özellikle hapishanelerde ve toplumsal davalarda avukatlık yapan avukatların savunmayı savunacak noktadan yaklaşılarak bu yargı tacizine karşı tutum alması gerekiyor elbette. Bu noktada derneğimiz zaten Özgürlük İçin Hukukçular Derneği gerekli teşebbüslerde bulunuyor. Ronahi'nin dosyası ve yargılaması yürütülen bütün meslektaşlarımız noktasında zaten dosyaların takip noktasında gerekli teşebbüslerde bulunuyoruz. Ronahi için de son noktada verilen son hukuksuz karara karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hazırlığındayız. Tabii bütün sivil toplum kuruluşlarının, hukuk örgütlerinin sürekli yargı tacizi altında bırakılan avukatlara ilişkin duyarlılığı ve kamuoyu oluşturması oldukça önemli.